Mastika. Şimdi bu sakız ağacından reçinesini çiziliyor ilkbaharda. Akan reçinesi toplanıyor. Eskiden Avrupa'ya, Amerika'ya ihraç ettiğimiz şeyi şimdi bulamıyoruz. Yunanistan'dan geliyor ya. Kilosu 2000 lira. Türkiye'nin bütün Ege bölgesinde yetişir. Akdeniz bölgesinde yetişir. Kimse yetiştirmiyor. Alt üstü bahçene ağaç dikeceksin. Bu kadar basit yani. Fideyi dikeceksin. Kendiliğine yetişiyor. Su da istemiyor. Arada bir sularsan daha iyi. Yani bu kadar basit. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan 2000 lira kilosu. Şimdi de artmıştı dolardan dolayı. Yani. Niye böyle oluyor anlamıyorum ben. Eskiden sattığımız şeyi şimdi bulamıyoruz. Neyse, bu sakız ağacını destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını biz kullanıyoruz. Ne için? Mide için. Profesör Doktor El Habalı ve ekibi 12 parmak bağırsağı ülserini tedavi etmiş. Nottingham Üniversitesi İngiltere'den Profesör Doktor Huvez ve ekibi gastriti tedavi etmiş. Güney Kore, Dong Kong Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kim, Profesör Rö, Profesör Lee mide kanserini tedavi etmiş. Mastikam. Mide kanserini. Bizde bir de damla sakızı, bunun da macunu var bir de. Damla sakızı macunu. Efendim, Asterioris, Theodoras, Sergentinianis, Trifantini falan filan ne yapmışlar? Kolesterol, lipid, trigliseriti önlediğini belgelemişler. Profesör Doktor Dabos ve ekibi Atina'da mide ağrısı, mide yanması vesaire rahatsızlığını tedavi etmişler. Kalioro ve ekibi korona hastalığını ülseratif kolit morbus Crohn tedavi etmişler. Ve Miami Üniversitesi, Selanik Üniversitesi, Atina Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler. Mastikam. Sakız ağacından elde edilen damla sakızı. Destilasyona damıtılarak elde edilen ücü. Mastikam'ın içerisinde sadece damla sakızı yok tabii ki. Biz ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Gelişim, değişim, dönüşüm. Mastikam. Gelişim, değişim, dönüşüm. Ne var? Damla sakızı ekstraktı. Mercan köşk ekstraktı. Tıbbi nane ekstraktı. Akgünlük yani Boswellia ekstraktı. Meyan kökü ekstraktı. Sinlot ekstraktı. Metil sulfonul metan etken maddeyi hedefe taşıyan madde içerir. Bor, çinko, magnezyum vesaire içerir. Evet, Adem Bey ne diyor? Hocam, selamun aleyküm. 4 senedir mide sorunu yaşıyorum. Damla sakızı macunu 4-5 gündür kullanıyorum. Şikayetlerim azaldı. 4-5 gündür kullanıyormuş. Macunu da var bizim. Damla sakızı macunu bunun. Bağırsağında kandida olanlar için kapsülü. Kandida olmayanlar için macunu da kullanabilir. Mustafa Bey, hocam damla sakızı macunu setiyle mide şikayetinden sayenizde kurtuldum. Allah razı olsun demiş. Şemsinaz Hanım, bende de var mastikam seti. Sayenizde reflüden kurtuldum. Reflü. Yasin Bey, midemde mastikam setiyle mide rahatsızlığından kurtuldum. Sağ olun demiş. Sebahat Hanım, Allah razı olsun sizden. Bir aydır mastikam seti kullanıyorum. 5 aylık hamileyim. Midemde yanma kalmadı. Hamileyken kullanıyor. Hamileyken. 5 aylık hamileyken kullanıyor. Ahmet Ali Karatepe, hocam sizin tarifiniz mastikam setini kullanıyorum. Gastrit, ülser, reflü iyileşti çok şükür demiş. Kamil Bey, hocam 16 sene mide rahatsızlığım var. Bu yüzden gitmediğim doktor, kullanmadığım ilaç kalmadı. Mastikam seti sayesinde 10 senedir hiçbir şeyim, 10 sene önce kullanmış. 10 senedir hiçbir şeyim yok diyor. 16 sene doktor gezmiş, çeşitli ilaç kullanmış, bir faydasını görmemiş. 10 sene önce bizim ürünü kullanmış, iyileşmiş. 10 senedir hiçbir şeyim yok diyor. 10 senedir olmuş, hiçbir sorun yaşamıyor.
Yasemin Hanım, mastikam setini sayenizde annem, setiniz sayesinde annem ülser, gastrit, reflüden kurtuldu. Doktorların verdiği mide koruyucuyu kullanmıyor. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok dürüst bir insansınız. 5 yıldır ürünlerinizi kullanıyoruz. Sizi takip ediyorum. Yeni ürünlerinizde 4 kez de bekliyoruz. Yeni ürünler 4 kez de bekliyoruz. Bizde ürün çok. Ha, yeni bir ürün daha üretiyorum. Adı nedir? Betayin Hacele. Pancar kökü ekstraktı ve çemen ekstraktı, çentiyen ekstraktı vesaire oluşur. Bu da mide asidi yetersizliği nedeniyle sindirim zafiyeti yaşayanlar için özel bir kapsül. Şimdi Betayin birçok firma üretiyor. İçinde 300-400 mg Betayin var, gerisi dolgu. Pirinç nişastasını dolduruyor, gönderiyor. Biz ne yapıyoruz? Çentiyen, mide asidinin kalitesini artırır. Çemen, pepsin, 10 çeşit bitki ekstraktıyla güçlendiriyoruz. Paradan kaçmıyoruz. Ama zarar oluyor, ama ne yapalım? Evet, daha birçok yorum var. İsteyenler kendileri bitkiseltedavi.net'e bakabilir.